29 Ekim 1996 Kayseri doğumlusun. Futbol öncesi dönemini konuşarak başlayalım istersen. Aslen nerelisin? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Anneni, babanı, varsa kardeşlerini tanıyabilir miyiz? Aslen Kayseri'yim. 3 kardeşiz. Ben ve 2 tane abim. Annem babam hayattalar. Annem emekli hemşire. Babam serbest meslek erbabı. Abilerim alım satım, ticaret işiyle uğraşıyorlar. Bennur ismi nereden geliyor bu arada? Güzel ve ilginç bir ismin var. Bennur ismi Bennur filminden geliyor. Eski Bennur filmi, Judah Bennur. Babam o filmi izleyip esinlenip koymuş. Futbola ilgin nasıl başladı Bennur? Futbol topuyla nasıl tanıştın? Başka sporlarda yaptın mı? Futbola ilgim şöyle başladı. Genelde babam anlatır. Babamla beraber başlamıştım ben futbola. 2 yaşında futbol topunu almış, getirmiş. Beraber elimden tutmuş, beraber parklara gitmişiz. Orada başlatmış beni futbola. Evin içinde olsun, parklarda olsun. Ve abilerimle, abim bir dönem Kayserispor Taraftarlığı Derneği Başkanlığı da yaptı. Onlarla beraber maçlara gittiğimi hatırlıyorum 6-7 yaşından itibaren. Maçlara gittim, statlara gittim, deplasmanlara gittim. Genelde maç futbolu ve tribünün içindeydim. Benim açımdan böyle başladı. Futbol olan ilk yeteneğini kim keşfetti? Bu hikaye nasıl başladı? Biraz da ondan bahset istersen. Futbol olan ilk yeteneğimi yine söylediğim gibi babam keşfetti diyebiliriz. Ama ondan sonra tabii anlattığım üzere geçmişte abilerimle statlara, ondan sonra deplasmanlara gide gele, onların aralarında onlar beni yönlendiler Kayserispor'a. Önemli olan şöyle bir detay var. Benim ilkokulda beden eğitimi öğretmenim vardı Alper Kerkitli. Ondan sonra Kayserispor'da da zaten uzun süre hocalığımı yaptı. Onlar vesile oldu diyebilirim. Futbolla kazandığın ilk para ile ne yaptın? Futbolla kazandığım ilk parayla klişe cevap vermeyeceğim. Herkes genelde tabi olması gereken bir şey. Aileme verdimler. Benden ailemin öyle bir talebi olmadı. Hani tabi yine bir şey yaptık ama ben alışveriş yaptım diyebilirim. Kocaeli Spor'a transferine kadar neler yaptın? Kocaeli Spor'a transferime kadar hani uzun bir süreç aslında. Bayrampaşa'da başlayıp Kocaeli Spor'da devam eden bir süreç. Bandırma Spor'daydım. Şampiyon olup PTT birinciliğe yükseldik. Ondan sonra Kocaeli Spor'a geldim zaten kiralık. Çok da bir detay yok bununla ilgili aslında. Ama Kayseri Spor altyapısıyla başladım evet. Futbola. Evet, Kayseri Spor altyapısı. Aynı 2007-2008 yıllarında Kayseri Spor altyapısıyla başladım ve bugünlere kadar geldik. Çok şükür. Kocaeli Spor ile ikinci sezonda artık takımın değişilmez oyuncularından birisi oldun. 34 lig maçı, 13 gol, 2 ayrı final ve 1 playoff final maçında forma giydin. Bu sezon senin açından nasıl geçti? Bu sezon benim açımdan ya cidden müthiş bir sezon oldu. Hani ya anlatamam yani. Her maçın ayrı hikayesi olan bir lig yaşadım. Ve bunun sonu güzel gitti. Şampiyonlukla taçlandırdık. Evet, playoff yarı finalleri, playoff finali ama en dibe inersek, en geriye gelecek olursak lig içinde ayrı ayrı her maçın bir öyküsü vardı benim açımdan. Ama sonuçta hüzünüyle, kederiyle, acısıyla, tatlısıyla, sakatlıklarıyla güzel bir sezon oldu. Bunu da şampiyon olarak süsledik, taçlandırdık. Takımda tecrübeli oyuncularla birlikte maça çıkmak ve antrenman yapmak sana neler katıyor? Bu oyuncularla ilişkilerinden söz eder misin biraz? Takım içinde sana en çok yardım eden abilerin kimler mesela? Mesela ya çoğu takımda çok isim sayabilirim. Ya, ismini saymadıkları bunlar değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Çoğu takım Bayrampaşa'da olsun, ondan sonra Urfa'da olsun, Bandırma'da olsun ve şimdi Kocaeli'nde olsun çok büyük isimlerle çalıştım. Çok kaliteli ayaklarla çalıştım. Yani her gencin öğrenebildiği gibi biz de genç olduğumuzda hala genciz. Onlardan hala bir şey öğrenebiliyoruz. Tecrübelerini bize aktarabiliyorlar, yararlanabiliyoruz tecrübelerinden. Ama ilk sıraya abilik vasfında İrfan Başaran'ı koyabilirim. Çünkü 3 senedir beraberiz. Ondan hem saha içi hem saha dışı çok şey öğrendim. Çok da zaten kendisi tanıyanlar ne kadar efendim beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu bilirler, tecrübeli olduğunu bilirler. İlk sıraya onu koyabilirim. Peki 77 numaralı formanın senin için çok özel bir anlamı var mı?
77 numaralı formanın aslında benim için özel bir anlamı yok. Şöyle yok. Hani 77 genelde memleketinin plakasıyla sorular, bana da soruyorlar Yalovalı mısın diye. Değilim. 77'nin şöyle benim için değeri var. Bandırma da giydim, şampiyon olduk. Ondan sonra Kocaeli'ye geldim. Burada şampiyon olduk. Ve bundan sonra da formayla, forma numarasıyla devam edebilirim ama 7 numara olmadığında genelde hani en son gidiyordum takımlara. 7 numara olmadığı için 77 olsun dedim. Ondan sonra bu formayı giyiyorum. Bu forma numarasını giyiyorum. Bundan sonra da bu formayla mı devam edeceksin? Aynen. Bundan sonra da 77 ile devam ederim. Dikkat çekici bir gol sevincin var. Bize biraz anlatır mısın? O bölgede pası kesen Bahattin. Sağda boşluk. Bahattin ilk anda hemen göremedi. Kaleci kalesini terk etti. Ben Hur çalımı attı. Kale boş şu an. Ben Hur ve gol. Öne geçiyor Kocaeli Spor. Kocaeli Spor 1, Uşak Spor 0. Ben Hur ve gol. Ben Hur ve gol. Çok güzel. Ben Hur ve gol. Dikkat çekici bir gol sevincim aslında normal bir gol sevincim yok. Hani sürekli yaptığım. Tabii bir gol sevincim var. Böyle bir gol sevincim var. Onu da abilerimle alakalı bir gol sevinci. Şimdi onun detayını fazla vermeyeyim. O genelde bizim bir aile içi gol sevincimizin anekdotu. Futbolu bırakmış hangi 3 oyuncu ile aynı takımda oynamak isterdin? Güzel soru. Başa Brezilyalı baba Ronaldo'yu koyardım. El Fenomeno. Tabi Ronaldinho. Ve Xavi. Bu üçüyle oynamak isterdim. Çok şükür de izleyebildik hepsini. Sevgili Benhur Keser, dizi izliyor musun? İzleyicilere önerilerin hangileri? Genelde izlediğim bir dizi yok. Ama izlediğim diziler var. La Casa del Papel'i izledim. Peaky Blinders izledim. Bunlar halinde izlediğimiz yok. Hani genelde aksiyon, heyecan dolu, gerilim dolu filmleri seviyorum, dizileri seviyorum. Onları izliyorum. Ve önereceğimin aslında tek bir dizide yok yani. Peki dinlerken ve oynarken en çok sevdiğin şarkı nedir? Bize biraz mırıldanır mısın? Ya birçok şarkı var dinlediğim, beğendiğim. Ama genelde iki tane dinlerim hep maçlardan önce olsun genelde. Bir tanesi biraz garip gelebilir. Biri Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları. Şimdi mırıldanayım ama sesim çok kötü ama ufak bir mırıldanma yapayım. Hasret rüzgarları çok erken esti. Ayrılık sevgilim dertlerden yana. Bir bu var. Bir de Can Bay'dan Fersah Fersah şarkısı var. Onu pek mırıldanmayı sevmiyorum, dinlemeyi seviyorum. Teşekkür ederiz bu arada. Futbolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin Benur? Futbolcu olmasaydım hangi mesleği seçerdim? Yani genelde hep sivil polis olmayı istiyordum. Asayiş şubede iyi bir sivil polis olmayı, emniyet güçlerine hizmet etmeyi seçerdim. İyi bir sivil polis olup. Kocaeli şehriyle ve şanlı Hodri Meydan taraftarlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya dediğim gibi genelde yaptığım her röportajda ben söylüyorum, Kocaeli camiası, şehri cidden çok büyük bir şehir, çok büyük bir camia. Amatörlere kadar düşüp ondan sonra tekrardan küllerinden doğan ve buralara, bu noktalara gelebilen bir camia. Tabii bunda şehrin siyasi baskılarının çok önemi var. Bu camia cidden hani camia demeyeyim, şehir olarak Süper Lig'e gidiyor. Yani bu takımın yeri Süper Lig olmalıdır benim nezdimde, her zaman söylüyorum. Çünkü çok büyük bir şey, çok büyük camia. Futbola aşırı bağlılar. Hani gerçekten holiganlar diyebilirim yani. Bu şehir futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Değişik bir şehir. İnan, sevinci, hüznü, acısını, tatlısını, vefasını, sefasını, cefasını, her şeyini tam anlamıyla yaşayan bir şehir. Taraftar grubuna gelirsek Hodri Meydan'a, ya onlar için söylenecek aslında çok şey var. Çok büyük övgüler hak ediyorlar. Ama şunu ne desem yeri yani yersiz olur. Söyle o kadar şey olduğu için yani ne diyeceğimi biliyorum ama çok büyük tutkuyla bağlılar takımlarına. Çok seviyorlar. Hani çok büyük de bir taraftar grubu. Yaptıkları etkinlikler, organizasyonlar,
takımlar olan bağlılığı, yani bir taraftar grubu düşünün. İstediği zaman gol attırabilir, istediği zaman rakip takımı sahadan silebilir. Öyle bir taraftara sahibiz. Bu taraftarın önünde evet oynamak nasip olmadı ama her zaman bana olan ve takım arkadaşlarıma olan, kulübe olan desteklerini, inançlarını hiçbir zaman geri çekmediler, esirgemediler. Ben de bu pandemi bittiğinde bu taraftarın önünde oynamak için yani cidden sabırsızlanıyorum. Takımın başında Mustafa Reşit Akçay gibi çok tecrübeli bir teknik adam var. Kendisiyle çalışmak nasıl bir duygu? Evet, Mustafa Hoca'yı hani biliyorsun sonuçta hani müthiş tecrübesi olan, yani müthiş bir futbol bilgisi olan bir adam. Onunla çalıştığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Ondan çok şey öğreniyorum. Şöyle de bir durum var. Sonuçta bu hani hocamız Süper Lig olsun, PTT birincilik olsun, bu liglerde olsun şampiyonluk yaşamış. Osmanlı Spor'da çalıştığı dönemde hani UEFA'dan, gruplardan çıkmış bir teknik adam, takımını çıkarmış bir teknik adam. Bana da hani kendi adıma söylüyorum, bana da çok büyük katkıları ve artıları oldu. Onunla çalıştığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah böyle sürer. Benur, son olarak gelecek adına planların var mı? Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor musun? Bize biraz da bunlardan bahseder misin? Gelecek adına planlarım tabii ki futbolda en iyi takımla orada oynamak, üst düzeylerde, üst seviyelerde oynamak. Tabii Avrupa niye olmasın? Olabilir. Yani her gencin hayalidir Avrupa. Çok çalışıp, azimle çalışıp, biraz da Allah'ın yardımıyla oralara gitmek zor değil, kolay. Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlarla da ayrıyeten gurur duyuyoruz zaten. İnşallah bir gün bize de nasip olur. Futboldan sonraki planlarım ise güzel bir, iyi bir yatırımcı olmak istiyorum. Hani antrenör olsam da, teknik direktör olsam da yine de iyi bir yatırımcı olmak istiyorum. Başka işlerle de uğraşmak istiyorum futbol harici. Hani normalde futbolcuların genel hep de futbolu bırakayım, antrenör olayım, teknik direktör olayım. Tabii benim böyle bir düşüncem var ama diğer düşüncelerim yanımda ağır basmıyor. Ben daha farklı işlerle, alım satım işleriyle, ticaret işleriyle, şirket işleriyle uğraşmak istiyorum. Benur, çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Sana bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa onları da... İlk başta teşekkür ederim. Beni seven, destekleyen, izleyen, takip eden herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum, destekleyen, esirgemedikleri için. İnşallah her şey bizim için daha iyi olur.